Bravo, ikizler garip adamdı. Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Şimdi daha önceki videomuzda Denizköy'e gitmiştik ve hatırlarsanız, izleyenler hatırlayacak muhakkak, Kalem Adası'na gelmiştik, Bademli'de. Ve arkasında da Garip Adası olduğunu söylemiştik. Kalem Adası'nda Oliveira Resort var. Oraya çıkış yasak, çıkamıyoruz. Özelleştirilmiş ve satılmış. Halka kapalı. Ne yapalım, devletimiz adalarımızı halka açmıyor. Satıp satıp duruyor bakalım. Çok da pahalı bir otelmiş. Biz şimdi Kalem Adası'nı da çekerek arka tarafa hemen Garip Adası'na geçeceğiz. Evet. Maldivlere benzediği söyleniyor. Resimlerden de öyle görünüyor. Yani deniz çayırı olmayan sığ sularla birleşiyor bu iki ada. Yani arasındaki boğaz böyle bembeyaz suya sahip. Görüntü mükemmel resimlerde. Biraz da biz görüntüleyelim dedik. Beraber güzel zaman geçireceğiz. Yine botumuzla çıktık zaten. Öyle. Botumuzla. Bizim şeylerde ekipten birkaç işte yüzdü. Onları da yarı yoldan toplayalım. Yolumuza devam edelim. Hadi şöyle, bakalım. Evet, onları çekeyim. Gösterelim. Şöyle göstereyim ben Kalem Adası'nı. Şimdi bizim gençlikte Livi, Deni, Sofia ve Melina gitti adayı ele geçirecekler herhalde. Orası yasak dedik, oraya yüzmüşler. Neyse, onları yoldan alalım. Böylece karşıya doğru devam edelim. Şimdi yaklaşınca tekrar adayı çekeriz. Evet arkadaşlar, Kalem Adası burası. Adamlar kendilerine burada tek başlarına şehir kurmuşlar. Ada resmen ele geçirilmiş. Hiç güzel değil, hiç hoşuma gitmeyen şeyler bunlar. Normalde hani başka adaları görüyoruz. Bir şekilde oraya halkın da ulaşabileceği feribotlar, halkın yemek yiyebileceği restoranlar kurulurken bizde böyle özelleştirilmesi hiç hoş değil. Neyse, bizim manyaklar burada. Bu manyakları alalım da gidelim bari. En azından bir iki tanesini. Ya manyak mısınız, oraya kadar yüzdünüz? Sofia da aklı başında diyoruz, o da gitmiş kafa. O da çılgın i̇ki, teyze. Çılgın teyze. İki çocuk da buraya yüzülür mü? Yüzdük. Kaya falan yok değil mi? Kaya yok değil mi orada bizim çarpacağımız? Çok sığ. Var. Şey var. Evet. Bot yosun. Var. Bir tarafa yürümek istiyoruz da yüzmek. Yok, alalım sizi işte, birkaç taneniz gelin. Bu kovulmanıza az kalmış. Adamların oteline niye geliyorsunuz? Bizi gördü. Bizi gördüler, hiçbir şey görmüyor. Beni de ana haber programına çıkacağım. 3 tane değil. Evet arkadaşlar, Kalem Adası'nın yanından geçiyoruz. Kalesi bile var. Yok yani, her yere bir yapı yapmışlar. Ama ağaçlık alanında çok fazla bozmamışlar ama her yerde de bir taş var yani. Şöyle adanın hemen arkasında Garip Adası da göründü. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Güzel de dalga var ha. Hadi. Yola devam. Gerçekten harika. Resmen Maldiv geldiğiz. Gerçekten söylüyorlardı ama hani işin içinde bulunmak da bir başka ya, güzel. İnanılmaz güzel. Bakar mısın? Rengi var. Normalde deniz çayırı olur ve karanlık olur deniz. İki adanın arası sadece kum. Acayip yani güzel. Müthiş. Müthiş. Evet arkadaşlar, bütün tekneler yanaşmış. Tabii güzel denizi buldular, geldiler. Buraya gelinmez mi? Bak şu güzelliğe bak. Şöyle esireyim ben sizi denizi. Tam köşeye yerleşeceğiz biz de. Köşeye doğru gidiyoruz. Bir de yaklaşırken çekeriz. Hadi bakalım. Sen de oraya istersen evet, atla. Garip Adası'na ilk atlayan deli oldu. Hadi Livi. Ayağını vurma aşkım. Bravo. İkizler Garip Adası'nda. Harika ya. Nasıl? Çok güzel.
So I've come to the conclusion, just a rotten piece of fruit. So I'll end up dying slowly, rotting away. See, I just want to be able to climb without a fall, to get out. Evet arkadaşlar, ne yaptık, evet, geldik mi? Geldik botumuzla Garip Adası'na. Muhteşem bir yer yani. Bembeyaz bir kum. Bembeyaz kum, turkuaz bir deniz. Turkuaz bir deniz, şöyle arka böyle tarafı çekeyim. Böyle bir şey yok yani, böyle bir güzellik. Şöyle. Birçok tekne var. Yani 20'ye yakın herhalde, 20'ye yakın tekne var. Birçok şemsiye var. Yani biz erken gelmeye çalıştık. Bir iki aksilik oldu. Saat kaç oldu? 2'ye doğru artık. Yani adaya tam olarak çıktık. İki postada gittik geldik. Kalabalık olduğumuz için biraz. Evet, yarı postamız Kalem Adası'na yüzdü. Yarısı Kalem Adası'na yüzdü falan. Bir kargaşa şeklinde geldik, evet, ama bir şekilde geldik. Yani gelebildik sonuçta. Evet, ada çok güzel. Şimdi adayı biraz keşfedelim. Tabii içerileri girmek yasakmış. Yani içeride çok işimiz yok. Zeytin ağaçlarıyla dolu. Deniz çok güzel. Denizin içinde biraz görüntü alalım. Biraz dolaşalım bakalım. Neler çıkacak denizin içinden. Evet. Tabii buraya gelirseniz hani yanınızda kesinlikle... Tabii. İçecek bir şeyler kesinlikle. Suyunuzu, yemeğinizi kesinlikle yanınıza getirmeniz lazım. Çöpünüzü en son toplamanız lazım. Çünkü burada tesis yok. Başka hiç kimse yok. Sadece sizin inisiyatifinize kalmış neler yapabileceğiniz. Bir de adayla ilgili... Hani şöyle bir şey söyleyeyim, burası da özelleşmeden kesinlikle görülmesi gereken bir yer. Kesinlikle. Çünkü yani bir yandaki ada özelleşmiş. Oteli koymuşlar, arkasında yüzlerce bina gördüm ya. Yani her taraf taş olmuş yani. Yok etmişler ve çıkış yasak. Evet, yani sadece otelde kalacak olanlar gidebiliyor. Bu ada gerçekten hani bunu böyle bir ada görmek için Maldivlere, işte Şeysellere falan gitmen lazım. Eğer bu yakınlarda tatil yapıyorsan, buralarda yaşıyorsan, biz mesela Ayvalık'ta yaşıyoruz ama hani senelerdir hiç, evet, gelmedik. Kaç senedir yani. 30, biraz bot sayesinde geldik. 7 senedir buradayız, evet, ama ilk defa burayı keşfettik, evet, gördük, hani duyduk böyle. İlk kez geliyoruz, hata yapmışız yani. Daha, evet, önce de gelmek lazımmış. Kesinlikle. Dikili'den tekne turları var bildiğim kadarıyla. Evet. Bademli'den limandan gelmek isteyenleri buraya bırakıyorlar. Onu da bir ara sorduk. Hani oradan mı çıkarız falan diye haritadan inceleye biz tam karşısından bir yer bulduk, geldik. Çok kısa zamanda da geldik. Biraz daha kuvvetli motor olsa 5 dakikada gelirsin. Öyle bir yer. Şimdi biraz denizin içinde karıştıralım bakalım, evet, neler çıkartacağız. Denize bakalım şimdi. Çocuklarla eğlenelim biraz. Bir şeyler yiyelim içelim. Keyfine bakalım artık adanın. Haydi bakalım. Livi nasıl durum? Güzel mi deniz? Deni de midye buldu burada galiba. Güzel bir tane. Bakalım. Biraz da ben dolaşayım. Midyenin kralını bulmuş bak. Evet, bu şey değil mi? Ayvada mıydı? Ayvada. Ayvalı'nın özel midyesi. Ha. Ayvalı'ya özel bir midye. Bunu kim yer? Sofya. Gel. Ben yerim. Limon var mı? Dur, getiriyorum. Dur, şuradan getirsene. Süper. Gel. Tamam, zaten kesmiştik şunu. Bir tane mi buldun? Dur, ben bari birkaç tane beraber meze yapalım. Deniyle beraber çalışır çıkartırız. Gel, dur, limonumuz da var. Dur, midyeyi açayım. Ya, açmaya gerek yok, o toplanır ya, limonu sıkarsan. İyi. Canlı değil mi? İyi. Nasıl yiyeceğim bir? Bak. Livi, deni sen yer misin? Bak kum nasıl oynuyor. Gördün mü nasıl oynadı? Bakayım. Şey oldu. İyi. Nasıl yiyeceğim ben? Hadi bakalım Çinli. Ay. Biz burada. Bak. Burası şeyi var. Bir de burada. Nasıl bir tat? Harika. Nasıl, tuzlu mu? Hayır, bunu. Yok, limonlu böyle güzel oluyor. Çok tuzlu değil.
Ay. Bunu fırında falan yapıyorlar. Kaşarlı maşarlı da bence evet ya, restoranlarda yani böyle satılıyor ya. Hele Ayvalık'ta bütün koylarda var bundan, ben topluyordum, yiyordum. Vay be, güzel. Gençler, neler buldunuz bakayım? Oo, kinotto, çok ilginç, çok acayip bir şey. Bu da deniz kestanesine benzer bir canlının. Ha, tuhaf. Bunun içinde bir tane. O bizim bulduğumuz, bizim bulduğumuz eskiden beyaz bir şey vardı ya, dikenli böyle beyaz ama ona benziyor sanki. Evet, evet, büyük. Bu değişik bir şey. Sonra burada bak, tarihi bir şey de olabilir bu. Burada bir bu şey delik var. Dilek şey var ya. Yani belli yapılmış deliğe benziyor. Bir şeyin bir parçasıymış ama ne oldu belli değil. Evet. Bakayım deniz kestanelerine. Oo, aferin lüks çocuk. Denize de var orada. Beni çıkartırsan. Bakalım. Oo, hadi bakalım. Eğer içinde havyar varsa yiyeceğiz. Yoksa denize bırakacağız deniz kestanelerini. Hadi bakalım. Var mı yok mu? Evet arkadaşlar, deniz kestanelerimiz burada. Şimdi bakacağız bunlara. Eğer havyar bir iki tanesinden çıkmazsa denize bırakacağız canlıları. Evet arkadaşlar, açtık. Turuncu turuncu havyarlarla karşılaştık. Bakalım hemen ilk porsiyonu Livi ile paylaşalım. Bir üstü bakalım, karar versin. Güzel mi değil mi? Çok güzel. Livi'nin favori yemeklerinden biri. Livi ya. Yedim seni. Çok güzel. Bunu yer misin? Nerede?
Sen de abi tane istersen. Ben limon sıkayım şöyle. Güzel. Bana da limon. Tamam. Süper. Harika. Vallahi harika. Bisküvi istiyor musun? Bakalım bu nasıl çıkacak. Öyle bakmıyor değil mi eline? Bakıyor mu? Çok dikenli değil zaten bu. Hani dikenli de dikenleri sivri değil. Evet, bu biraz daha farklı. Farklı bir deniz kestanesi. Ama Aybak'ta satıyorlardı bunu arabada. Hatırlıyorum. El arabasında deniz kestanesi satıyorlardı. Böyle beyazlar da vardı. Yana mı? O zaman limon lazım. Süper. Bir tık daha tuzlu. Evet yani, ama güzel. Yo, ben yani. limonla yediğim için hani o tuz çok gelmedi. Ama tuz oranını anlıyorum yani. Tuzu kaçmış yani. Tuzunu fazla kaçırmışsın Deniz. Bu normal olan değil mi? Ya bu da normal olan. Biz hep böyle beyaz şeylerini topladık. Onları görünce bol. Tamamdır. Mezeden sonra devam. Evet, garip ada. Garip ada garip marip değil yani, gayet güzel ada. Görüşürüz garip ada. Hadi bakalım. Yani 20'nin üzerinde tekne vardı, şu an 5-6 tane burada var. Biz de yavaş yavaş evimize doğru gidiyoruz.